Merhabalar. Bugün sizlere zambak hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Zambaklar tümü büyük belirgin çiçeklere sahip soğandan büyüyen otsu çiçekli bitkiler cinsidir. Zambaklar dünyanın birçok yerinde kültür ve edebiyatta önemli olan bir grup çiçekli bitkilerdir. Türlerin çoğu ılıman Kuzey Yarımkure'nin yerlisidir. Ancak aralıkları Kuzey Subtropik kadar uzanır. Diğer birçok bitkinin ortak adında zambak vardır. Ancak gerçek zambaklarla ilgili değildir. Zambaklar yüksekliği 60 ile 180 santimetre arasında değişen uzun ömürlü bitkilerdir. Perenasyon organları olan çıplak veya tüniksiz pullu yer altı ampulleri oluştururlar. Bazı Kuzey Amerika türlerinde ampulün tabanı üzerinde çok sayıda küçük ampulün bulunduğu rizomlara dönüşür. Bazı türler dışkı geliştirir. Çoğu ampul toprağın derinliklerine gömülür. Ancak birkaç tür toprak yüzeyinin yakınında o ampuller oluşturur. Birçok tür kökler oluşturur. Bunlarla soğan toprağın bir miktar derinliğinde doğal olarak büyür ve her yıl yeni sap topraktan çıkarken soğanın üzerinde maceracık kökler çıkarır. Bu kökler ampulün tabanında gelişen bazal köklere ilavedir. Çiçekler büyüktür. Genellikle kokuludur ve beyazlar, sarılar, portakallar, pembeler, kırmızılar ve morlar dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesine sahiptir. İşaretler, noktaları ve fırça darbelerini içerir. Bitkiler ilkbaharın sonlarında ve yazın çiçeklenir. Çiçekler huni şeklinden Türk şapkasına kadar değişen çiçekler vermek için altı tepeli yayılan veya refleks olacak şekilde gövdenin ucunda salkım veya şemsiye şeklinde taşınır. Tepaller birbirinden bağımsızdır ve her çiçeğin dibinde bir nektar taşır. Yumurtalık üstündür. Anterlerin bağlanmak noktasının üzerinde taşınır. Meyve 3 hücreli bir kapsüldür. Tohumlar yaz sonunda olgunlaşır. Birçoğu ılıman iklimlere uyum sağlamış, değişken ve bazen karmaşık çimlenme modelleri sergilerler. Doğal olarak en soğuk ılıman türler kendi doğal ortamlarında kışın yaprak döken ve uyku halindedir. Ancak sıcak yaz ve ılıman kış aylarında dağılan birkaç tür yapraklarını kaybeder ve yaz veya sonbaharda nispeten kısa uykuda kalır. Sonbahardan kışa filizlenir ve bazal bir yaprak rozeti taşıyan cüce gövdesi oluşturur. Yeterince soğuduktan sonra gövde ısınma havasında uzamaya başlar. Temel kromozom sayısı 12'dir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.